Ay ne güzel hurmalar da koymuş. Ne kadar şık. Şey onun tülünü çözeceğim mi? Evet çöz. İsterseniz çözelim. Böyle mi sana bekliyorduk zaten. Ama yani böyle ilk geldiğimde ne oldu biliyor musun Zuhal Hanım? Ne oldu? Ben seni gördüğümde hına yaktı aklıma geldi. Acaba biz akrabalar vardı. Hına yaktı mı yapılır oraya mı gittik? Sonra arkadaşlara baktım gördüm yok ya biz yemek programındaymış. Neden evet. O öyle kapalı? Sen böyle mi dizayn ettin kafanda? Yani ben böyle koydum. İsterseniz ha, böyle açabilirim yani. Sıkıntı Ruhay, değil. Benim için fark etmez. Sadece hep açık oluyor çiçekler. Aç, hiç aç. Kapalı evet. Aç kızım aç. Artı bir de gelin hanımı göremiyoruz. Biraz diye tül yüksek oldu. Tamam öyle bağlı koymuşlar. Seni kirlenmesin diye. Yok ondan alakası yok. Yapmacık gül ya o yüzden. Yapmacık kirlenmesin gül. Diye evet. Tabii ki de tabii. Gerçek gül değil yani o yüzden. Yani, samimi değil biraz yapmacık bir evet, gül diyorsunuz. Evet yapmacık. Zuhal Hanım bir de anladım. Bu mumları kapatıp kaldırsak da bu niye? Şey dumanı böyle beni boğulsam. Hayır dumanı mumanı yok. Bu insanlara bir neşe verir, bir canlandırır. Mum. Mum olmazsa. Ya mumu yakacağınıza. Bu ışıklar tane... olmazsa. Ben sana bir şey söyleyeyim mumu yakacağınıza bu kadar öte dekenize o peki evet. De şu an. Muma dikkat ettiğiniz kadar temizlik hastasıyım. Evet. Ne peçeteler oldu orada gördüm var ya bayağı şey oldu. Zuhal Hanım burada kullanılmış peçete kalmış masaya. Kullanılmış değil. Hayır, kimse kullanılmış kullanılmaz. Değil onlar. Bakalım. Bir saniye görebilir miyim Ayşe Hanım o kullanılmış olduğunu? Vuruşmuş. Hayır bu böyleydi Hüzzel Hanım. Bunlar öyle şey katlanmıştı ondan öyle. Bak hepsi de öyleler katlanmış sonuçta, diye. Sonuçta yok katlanmışlar nasıl burada. Nasıl böyle kullanmış bir peçete konur mu bir masaya? Konur mu? Konulmalım ama gösterelim ama ekranda. Unutulmuş unutulmuş. Hayır, hayır unutulmamış. Hayır hayır ben hiç bunu kabul etmiyorum. Kesinlikle. Bir saniye kullanılmamış olabilir ama görüntü kirliliği var. O hayır yüzden. Kirlisi yoktur hayır. Hiç ha, görüntü kirliliği var. Sen onu biraz orada asabilir misin? Maskeye biraz toz topak olmaz. Ya ben de böyleyim ya ne yapalım ya. Huyum kurusun ya. Herkes temiz titiz canım sen sahada sen değilsin sen ki. Sen onu baştan düşünemedin mi buna laf ederler? Zuhal Hanım biz seni bekledik. Ben ha, söyledim canım, açalım mı? Ederim. Sizi de Zuhal Hanım'ı bekliyor. Açılışına beni beklemişler. Ha, bak şimdi titriyor mu Zuhal Hanım? Hına yaktı yapacak ya bugün. Şimdi hemen hınanı başlayalım yakalım. Tüller uzadın. Kız kapalı sende Muhtar Allah aşkına. Muhtarım Zuhal Hanım. Zuhal Hanım'ı bekledik diyorsun tamam, çok güzel yaptım. Ama yapmacık gül. Gerçek hayır, gül koyardın oraya. Daha nasıl olacak? Zuhal Hanım'a gerçek gül yani, yakışır. Gerçek gül değil demek evet. İstiyor herhalde. Siz kendi gününüzde canlı gül getirirsiniz. İnşallah. İnşallah Allah izin. Tabaklar falan senin gördüğün evet, kadarıyla. Çok teşekkür servisleri. Bilmiyorum hanımlar beğendiler mi? Böyle mi vereyim canım? Evet. Yoğurtlu, tuzlu evet. Yoğurt çorbası evet, için. Böyle. Şöyle aa, çok şıkmış takımın. Vallahi nasıl gitti bu arada yemekleri konuşamadık. Eksiğin evet, dediğin yok maalesef. Değil mi? Her şeyim tamam. Hadi bakalım. Cemile Fenomenler Haftası'nın ikinci yarışmacısı. Her şeyi tamam. Menüde eksik yok. Evet nasıl buldunuz sofrayı Nermin Hanım? Şık mı soframız? Güzel mi? Ben fazla beğenemedim zamanında. Aa niye? Mesela çiçek çok büyük geldi bana. Hmm. Yani daha kibar olabildi. Mesela benim gelinim. Çiçeğine dediler çok ufak diye. Ama biz mecburiyetten her yer kapalı olduğu için. Yani ben çok çiçeğe böceğe takılmıyorum. Evet. Onun dışında servisi düzenini falan beğenmediniz mi? Şık değil mi sofra? Fenomenlere yaraşır bir sofra değil masa, mi? Masa güzel ama örtüsünü fazla beğenemedim. Ütüsüz geldi bana. Bana göre değil. Neden diyeceksiniz Zuhal Hanım? Neden? Runner buruşuk. Yani ütüsüz geldi. Buruşuk. Zaten direkt girdiğimizde zaten de göze çarpıyor. Buruşuk canım benim. O da buruşuk bu kendisi. Ütü bursaydın onun buruşukluğu giderdi. Gelir gelmez yer kavgası yaptılar. Bu nedir ya? Okul çocukları gibiler aynı ya. Biz okulda böyle yapıyorduk. Öğretmenim burada oturmak istemiyorum. Şu anda aynı şeyi yapıyorlar. Yani çiçek de çok kabartılı geldi bana büyük olduğu için. Senin çiçeğin daha mı güzeldi canım benim? Ya şimdi daha benim masamda yarışmıyoruz. Bu şu an sizin masanızda yarışıyoruz. Allah için konuşmak lazım. Muhtar Ana. Dinliyor musun? Nermin'in çiçeği ne diyor? Yok, sizinki de küçüktü diyor da. Muhtar Ana. Bizimki küçük de aynen bu kadar büyük abartılı şimdi şu değildi. An benim masamda yarışmıyoruz. Ama sizin küçük. Masanızda yarışıyoruz. Ama küçük de olsa Zuhal Hanım bak ben de çiçeği dün beğenmedim de. Ama küçük de olsa insana sanki ferahlık verirdi. Niye? Şey onun koyma kabıyla kendisi tamam küller kütüktü, biraz soğumuyor. Küçüktü ama canlıydı kütüktü. Ya. Sanki böyle insana ha, biraz ferahlık verirdi. Galiba. Canlı çiçeği çok severim. Yapma çiçek sevmiyorsun. Böyle yapma çiçeği gördüğümde uyuz olurum zaten. O zaman sen de yarın Allah'a sen de yarın canlı çiçek. Ha baba şimdi kaşınmadın da. Bildiğimiz uyuz kaşınmadan. Ha ben de sabahtan böyle yapıyorum da görmüyorsunuz. Uyuz olmuş olabilirsin. Ya kullanılmış peçete koymadım ben. Kullanılmış peçete diyorlar. Ama aslında kullanılmış peçete koymadım. Orada ben masamı hazırlarken unuttum. Orada kaldı. Kullanılmış peçete dediler. Hiç olur mu? Kullanılmış peçete koymuyorum ben oraya. Her şeyi işte bir bahane aramak için bir şeyler buluyorlar. Divanın yerini aldılar bugün. Tamam. Divanı yerinden ettiler. Onu geçtik.
Ben şimdi bir divaysam benim şahsıma özel bir tane bir şey olamaz mı divaya özel masada? Ne belki gibi? Puanım ona göre daha fazla artım olacak. Ha öyle mi? Evet. Ne bekliyordunuz size ben özel? Ben nasıl bu davetlere böyle geliyorsam taçımla İcabet maçımla. İcabet ediyorsunuz. Değil mi? Evet. Ben de isterim kendime ufak da bir şey olsa bir sürpriz beklerdim. Tamam da sana şimdi öyle bir sürpriz yapsak. Bir diva olabilirsin yani bizden bir farkımız divaymış şu ya dediğine göre. Öyle bir puan fazla verebilir misin? Veririm 10 puan ama fazla veririm. O zaman yarın senin bir sürpriz derbetler ya. Tamam veririm. Aa senin gelinin değil mi sahip tanımıyor? Evet, benim gelinim var ya divanı diva yapacak mivanı miva. Yani düttürünü düttürü büttürünü de büttürü yani. Çok güzel. Bu sefer Sadık'a demişim. Onu evde de doldurup özel gönderme. Özel bir şey olsaydı diye ekstradan puan verdim. Tabii tabii tabii. Onlar dahil değil ki yarışmaya. Hayır Zuhan Hanım ben öyle bir şey kabul et. Biraz artısı olurdu. Hayır ben öyle bir şey kabul edemem. Bu masada bir diva hanım yok. Bu masada 5 kişiyiz. Öyle özel bir şey gelip ben divayım fazla puan veririm. Öyle bir şey yok. Bu tuz yoğurt çorbası yaptım bugün. Bizim yöreye ait çorba. Bence çok güzel oldu. İnşallah beğenirler. Ben diva hanımım. Tamam mı? Zuhal Hanım da prenses hanım. Tamam mı? Ya siz de bizim nedimelerimizsiniz. Müslüm Hanım yağcılarda incek var tövbe, bu arada. Yağcılıkla alakası yok canım benim. Yağsızlıkla alakası yok. Özel bir şey istediğiniz için size sarı kart gösteriyorum Gülsüm Hanım. Sen de özel puan alamayacaksın canım benim. Ya koskoca divaya siz şimdi sarı kart mı gösterdiniz? Evet. Hak edene gösteririm koskocası İnşallah yok. İnşallah hakemler kurulu sizi ihraç etmez. Etmez. Hakemler kurulu ödül alacağım ben. Divaya sarı kart çıkarttığınız divaya için. Divaya sarı kart gösterdiğim bu için. Bu maç zor geçecek anlaşıldı sayın izleyiciler. Ve torpil geçmediğim için. Bu maç zor ben geçecek. Ben de sana ne diyorum canım benim. Böyle ben çok boş ve düz kaldım. Bir şey getirmem var ya, lazım. Bu hafta var ya böyle bir kapışmalar olacak. Dur bakalım ya vallahi. Dün zaten çok hızlı bir giriş yaptık. Ben var ya ben milletin yerine olsam işimi gücümü atarım bu hafta. Bu programı dinleyip bakarım ya. Teşekkür ederiz. Gülsüm Hanım'a kaç kart göstereceğini şaşırdım. Masada özel bir şey isterim diyor. Karşılığında puan ona göre diyor. Çok yanlış. Yani o zaman biz de isteyelim özel bir şey. Biz de ona göre puan verelim. Herkes eşittir bu masada. Herkesin yemeğine göre puan verir. Hediyesine göre değil. Hiç beni dinlemediler. Hiçbiri de koymuyor. Kendileri bilir. Kendileri kaybeder. Cemile! Sen istemiyorum masamda ne kart ne fincan ne bir şey diyordun. Al sana kart evet, al sana fincan. Evet ben istemiyorum lütfen bugün onları kaldırır mısınız benim masamda? Neden? Kayınvalidem bunu ben ikinci çaldığı masada. Neden? Ben kayınvalidemin çalmasını öyle istemedim şey ama çalmış. Öyle sarı kartını da gösterecek. Senin kayınvaliden düttürü yapan da olur da biz bardak hijyen bir de. Bu bir zararı yok. Neymiş zararı pardon? Yoksa kalsın bana göre kalsın hiçbir şey olmaz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.